Normal dağılımlar istatistik dünyasının en temel konularındandır. Hatta günlük hayatımızda da karşımıza sıkça çıkabilecekleri için bu konuda ne kadar çok pratik yaparsak o kadar iyi olur diye düşündüm ve size bu videoda çözmemiz için güzel bir normal dağılım sorusu seçtim arkadaşlar. Aşağıdaki veri kümelerinden hangisinin ya da hangilerinin normal dağılıma sahip olma olasılığı daha yüksektir? Soru bu. Seçmediğiniz seçenekler için neden normal bir dağılım gözlemlenemeyeceğini düşündüğünüzü lütfen açıklayınız. Evet. Bizden bu konuda bir karar vermemiz isteniyor ve önemli olan bizim ne düşündüğümüz. Matematiksel açıdan bu sık karşılaşacağımız bir soru tipi değildir ve daha çok sözel alanlardaki kompozisyon sorularını andırıyor ama olsun. Biraz kafayı çalıştırmamızın ve yorum yapmamızın da işte tam zamanı. Hemen seçeneklere bir göz atalım. Lise son sınıf öğrencileri arasından rastgele seçilmiş bir grubun karış uzunluğu. Baş parmağın ucundan küçük parmağın ucuna kadar olan uzunluk. Ne dediklerini daha iyi anlayabilmek için bir el çizmeye çalışacağım. Bu işaret parmağı, bu orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak. Karış dedikleri uzunluk baş parmağın ucundan küçük parmağın ucuna kadar olan bu uzunluktur. Bu uzunluğu lise öğrencileri arasından rastgele seçilmiş bir grup için ölçersek eğer ne ile karşılaşırız dersiniz? Karış uzunluğu genetik ve çevresel faktörler yani mesela büyüme çağında ne kadar süt içtiğiniz gibi şeyler tarafından belirlenir değil mi? Evet bu uzunluk birçok rassal olay sonucunda belirleneceği için dağılımın da normal olacağını düşünürüm. Ben öyle düşünüyorum. Eğer kendi elime bakacak olursam, mesela benim elim liseden beri e, aşağı yukarı öyle çok fazla da değişmedi. Bir karışımın aşağı yukarı 20 santimetre olduğunu tahmin edebiliyorum. Gitar çaldığım için elimi diğer insanlara göre daha fazla açıyor olabilirim. Az önce de söylediğim gibi bu soruyu hislerimize ve düşündüklerimize dayanarak çözmemiz gerektiği için ben bu dağılımın şöyle bir dağılım olacağını düşünüyorum. Yani tabii emin olamam ama... Ortalaması 20-23 santimetre ve dağılımı da şöyle çizeceğim. Evet, normal bir dağılıma benzeyecek. Ama yine de bunun kusursuz bir normal dağılım olacağını söyleyemem. Nedenini merak ediyorsanız eğer, öncelikle kimsenin karış uzunluğu negatif değildir. Yani bu uzunluk kimse için negatif olamaz, öyle değil mi? Eli olmayan birisi olabileceği ihtimali için sıfır olabilir belki ama dağılım negatif tarafa hiç geçmeyecektir. Sol tarafta kusursuz bir dağılım olmayacak ve sıfırda bitecek. Sağ tarafta ise fiziksel olarak imkansız olan bazı uzunluklar olacaktır. Kısacası karış uzunluğu astronomik olan bir kişi, yani çok çok büyük yani demek istiyorum, yani elini açtığında güneşe dokunacak biri herhalde yoktur, değil mi? Yani böyle bir bu kadar büyük astronomik bir karış uzunluğu zaten herhalde düşünemeyiz. Yazı tura atma örneklerinde üst üste milyon defa tura gelmesinin olasılığından bahsedilir ve bu olasılık çok 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 düşük yani sıfıra çok yakındır. Ama karış uzunluğunda sıfırdan kaçışımız yok. Yani karış uzunluğu ne bileyim 1 kilometre olan bir lise öğrencisi herhalde bulamayız değil mi? Bu ihtimal sıfırdır. Bunun için ortalamadan uzaklaştıkça uç değerlere ait kusursuz bir dağılım göremeyeceğiz ama yine de normal dağılıma yakın bir dağılımla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Bu arada soruyla alakalı komik bir nokta var. Ee, o da şu: Ben bunu sadece erkekler olarak değerlendirdim ve lisede okuyan kızların elleri erkeklerin ellerinden daha küçük olacağı için bu muhtemelen iki tepeli bir dağılım olacak. Bunun için dağılımın ee, yani bunun yerine erkekler için 20 santimetrede kızlar için de 18 santimetre civarında olan iki tepeli bir dağılım olacağını düşünmemiz aslında daha doğru olacaktır. Her şey bir yana normal dağılımın A seçeneği için doğru bir dağılım olacağını söyleyebiliriz. Evet, sorumuza döndük yani normal dağılım A seçeneği için geçerli diyebiliriz. B seçeneğinde büyük bir lojistik şirketi çalışanlarının yıllık maaşları var. Yıllık maaş hakkında düşünürken asgari ücret de göz önünde bulundurulmalıdır. Evet, bazı tam zamanlı çalışanların yıllık maaşları aylık asgari ücret baz alınarak hesaplanacağı için bu da e, bizim e, bizim kafamızda bir ee, argüman olarak, bir etmen olarak durmalı. Ve bir lojistik şirketine eğer düşünecek olursak, çalışanların büyük bir bölümünün de asgari ücretle çalıştıklarını söylemek sanırım çok da yanlış olmaz. Üst düzey çalışanlar hariç değil mi? Çoğu öyle çalışıyor. E bu çalışanlardan sonra kim geliyor? Orta düzey müdürler geliyor mesela. Onlardan sonra arada büyük bir boşluk olacak ve üst düzey yöneticiler ve en son olarak da tepe yöneticisi olan CEO'nun maaşı gelecek. Buradaki ortalama yaklaşık olarak 20 bin lirayken burada yani orta düzey yöneticilerin bulunduğu yerde 40 bin liraları göreceğiz. Ve buraya geldiğimizde de kullandığım ölçeği kullanmaya devam edersem de belki yıllık 150 bin liraları göreceğiz. Ve bu tabii ki de mantıklı düşündüğümüzde elde edeceğimiz bir dağılım ama gerçekleri göz önünde bulundurursak eğer dağılımın bir CEO'nun senede 5 milyon lira kazandığı durumlara genişlediğini bile görebiliriz. Evet bir şirketin CEO'su ya da CFO'su buralarda olabilir. Bu çizimlerden de anlayacağınız gibi B seçeneğinin normal dağılıma pek de uymayacağını söyleyebiliriz. Bu dağılım da iki tepeli olacak. Yani üst düzey yöneticiler için başka bir tepe noktası daha elde etmiş olacağız. Avrupa'da bu tepe belki sola daha yakındır ama bunun kusursuz normal bir dağılım olmayacağı da aşikar. Ayrıca bu şirketin hukuka uygun çalışan bir şirket olduğunu da düşünürsek en düşük maaşında asgari ücret olacağını yani maaşların belirli bir seviyenin altına düşemeyeceğini de ekleyebiliriz. Bir dağılımın kuyruğu buradaki gibi sağa doğru uzuyorsa bu dağılım sağa yatık ya da sağa çarpık bir dağılım olarak adlandırılır. Evet hemen not ediyorum. Sağa yatık. İki tane tepesi olduğu için iki tepeli bir dağılım olduğunu da söyleyebiliriz. Evet ben bir lojistik şirketindeki tüm çalışanların maaşlarının dağılımının buna benzer bir şey olacağını düşünüyorum. Sırada C seçeneği var. 50 büyük şirketin 25'i kadın 25'i erkek olan tepe yöneticilerinin yani CEO'larının yıllık maaşları. Evet, buraya 25 kadını, 25 erkeği yazarak bu seçenekte erkek ve kadın yöneticiler arasındaki cinsiyetçi ayrımcılığa yani kadın ve erkek CEO'ların maaşları arasındaki farkın kapanmadığına vurgu yapıldığını görüyoruz. Bana sorarsanız tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da cinsiyet ayrımcılığı çok yanlış ve CEO da dahil olmak üzere tüm maaş skalası cinsiyetten bağımsız olarak pozisyon için belirlenmeli. Fakat pratikte bunun bu kadar idealist bir şekilde uygulanmadığını ve ne yazık ki ayrımcılık yapıldığını e, görüyoruz. Ve burada da buradan da tekrar bir eşitlik çağrısında bulunmak istiyorum. Evet. Eğer rastgele seçilmiş 50 şirketin CEO'sundan bahsediyor olsaydık bunun normal dağılıma yakın bir dağılıma sahip olacağını söyleyebilirdik. Aynen buradaki gibi CEO'ların altındaki bir maaşla çalışmayı reddedecekleri minimum bir maaş olacağını düşünebilirdik. E Bazı CEO'lar ücretsiz ya da düşük ücretle çalışıyor olsalar da onların da e, temettü payı gibi ödemeleri farklı şekillerde yapılıyor ve bunun da finansal bir karşılığı oluyor yani maaşlarını etkiliyor. CEO'ların aldıkları minimum maaşa bakarsak yani o minimum maaşla işe başlarsak öyle diyelim sonra olasılığın en yüksek olduğu maaş grubu gelecek ve dağılım kuyruğu bu şekilde ne yapacak sağa doğru uzayacak. Evet, eğer cinsiyetler arasında bir ayrımcılık olmasaydı maaş dağılımı sağ yatık bir dağılım olurdu. Cinsiyet işin içine girdiğinde farklı iki tepe noktamız olacağı için, yani mesela bu erkeklerden daha az kazandıklarını düşündüğüm kadınların tepe noktası olsun, sonra erkeklere ait olan tepe noktası gelecek. Kadın ve erkek sayısı eşit olduğu için de kuyruk bu şekilde sağa doğru uzayacak. Çünkü bu örnekte de süper mega CEO'lar yani yıllık gelirleri birkaç milyon lira olan ve bunun için dağılımda da ortalamadan birkaç sapma, birkaç standart sapma sapmış olan CEO'lar olabilir. Hatta sırf bu yüzden üç tepeli bir dağılım bile elde edebiliriz. Evet, bu da C seçeneğiydi. Şu ana kadar A seçeneğinin dağılımı istediğimiz normal dağılıma en yakın dağılımmış gibi görünüyor. Geriye bir de D seçeneği kaldı. Bir dükkanın kasasından alınmış 100 tane 50 kuruşun üzerindeki tarihlerin dağılımı. İlginç. Bu seçenekler hakkında ne düşündüğümüzü sordukları için yine sanki bir kompozisyon yazar edasıyla bu seçenek hakkında ne düşündüğümü size söyleyeceğim. Ve benim söylediklerim ya da sizin düşündükleriniz mantıklı oldukları sürece bu soru çerçevesinde doğru olarak kabul edilmeleri gerekir. Seçeneğe geri dönecek olursak kullanımda olan 50 kuruşların çoğunluğu yeni 50 kuruşlardan olmalı. Çünkü eski 50 kuruşlar ya kullanımdan kalkar ya üzerleri çizilir ya da cüzdanların derinliklerinde unutulur ya da hatıra olarak saklanır vesaire vesaire. Bunun için bu dağılımın grafiğini çizecek ve kuruşların üzerindeki tarihi hesaba katacak olursak evet burası 2017 olsun. 2017'de basılmış 50 kuruş var mıdır Tabii bilmiyorum ama karşımıza çıkan 50 kuruşların bir çoğunun 2016 tarihli olacaklarını düşünüyorum. Buradan başlayan grafik sola doğru bu şekilde devam edecek ve yeni 50 kuruşların ilk basıldıkları tarihte de biteceği için sola doğru uzayan kuyruk sonsuza kadar uzayamayacak. Buna dayanarak bu veri kümesine ait dağılımın sola yatık ya da sola çarpık bir dağılım olduğunu düşünüyorum. Bu dağılıma verilerin çoğunluğu solda olduğu ve kuyruk da sola doğru bu şekilde uzadığı için sola yatık dağılım adını vermişler. Bundan zaman zaman negatife doğru uzanan dağılım olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Benzer bir mantıkla sağ yatık dağılım da pozitife doğru uzanan dağılım olarak anılır. Birden fazla tepesi olan bir dağılımınız yoksa sola yatık dağılımda ortalama medyanın solunda olur. Mesela burada medyan eğer buradaysa Sola doğru uzanan kuyruk yüzünden ortalama buralarda bir yerlere kayabilir. Aynı mantıkla burada da medyan eğer burada bir yerde ise dağılım sağa yatık olduğundan ortalama medyanın sağında yer alır. Bu dağılımlara sağ ve sola yatık denmesinin sebeplerinden biri de budur. Sorumuza geri dönecek olursak, seçenekler hakkında ne düşündüğümü artık biliyorsunuz. Aşağıdaki veri kümelerinden hangisi ya da hangilerinin normal dağılıma sahip olma olasılığı daha yüksektir sorusuna da ben A seçeneği olarak cevap verirdim. Ama siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Matematikte çoğu zaman bir sorunun tek bir cevabı ya da belirli bir cevabı vardır. Fakat sosyal bilimlerde yorum ve bakış açısı önemlidir. İşte istatistik ve bu konuştuğumuz örnekler ise bu iki bilim dalının tam ortasında duruyor.